Bunlar neler olacak? Giray'ın yanındaki gizemli kadın kim? Doğa ile Fatih aşkı tekrar mı başlıyor? Görkem'in Ünal ailesine yönelik planları ne olacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce kızılcık şerbeti bir an önce başlasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla Eylül ayında ekranlarda olacak. Dizimizin Eylül ayının son haftasında yayınlanması bekleniyor. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde dizimizden 4 isim ayrıldı ve yeni sezonda kadroya 5 bomba isim dahil olacak. Bu isimlerden ikisi belli oldu. Dizimizin yeni sezonunda Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç dizimizin kadrosuna dahil oldu. Bu iki isimden ilki olan Şebnem Bozoklu dizimizde Mary karakterine hayat verecek ve Kıvılcım'ın İzmir'den gelen kuzenini canlandıracak. Diğer oyuncumuz olan Batuhan Yüzgüleç ise dizimizde Firaz karakteriyle Nursema'ya partner olacak ve Nursema aradığı aşkı Firaz'da bulacak. Peki dizimizin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor? Gelelim bu soruların cevabına. Biliyorsunuz ki dizimizin sezon finalinde Giray'ın Doğa ile ilgili planı ortaya çıktı ve Giray'ın iyi bir insan olmadığını öğrenmiş olduk. Peki Giray Doğa'dan ne istiyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Giray'ın doğayla ilgili bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen Giray'ın yanındaki bu gizemli kadının doğayla ilgili bir derdi var ve Giray'ı maşo olarak kullandı. Burada en baştan beri her şeyin bir kurgu olduğunu ve doğayla Giray'ın tanışmasının ise bir kurgudan ibaret olduğunu düşünüyorum. Dizimizin yeni sezonunda bu gizemli kadın ve Giray'ın yapacağı planlar doğayı tehlikeye atacak ve doğayı bu tehlikeden Fatih'in kurtaracağını, ardından Fatih'in tekrardan doğanın kahraman olacağını düşünüyorum. Ancak burada bir sıkıntı var. İzleyicilerimizin büyük bir bölümü doğanın Fatih'e geri dönmesini istemiyor. Doğan'ın kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarının üzerinde durmasını istiyor. Bundan dolayı da senaristlerin burada bir karar vermesi gerekiyor. Ancak dizimizin ana hikayesi Doğa ile Fatih'in aşkının üzerine kurulu olduğu için dizimizin yeni sezonunda Doğa ile Fatih aşkını tekrar göreceğimizi düşünüyorum. Ancak sonrasında bu ikili bir arada kalır mı yoksa gene ayrılırlar mı bunu şimdiden tahmin etmek çok zor. Öte yandan Görkem düşmesiyle beraber kısa bir süre hastaneye kaldırılacak. Görkem hastaneden çıkmasıyla beraber Ünal ailesine karşı kin dolu olacak. Özellikle de Nilay ve Pembe'ye karşı. Görkem yapacağı planlarla Ünal ailesinin başına kabus gibi çökecek ve dizimizin yeni sezonunda Ünal ailesini zor anlar bekliyor olacak. Görkem'in yanı sıra bu olaydan en çok etkilenen isim Ömer oldu. Ömer gerçeklerin ortaya çıkmasına mı şaşırsın yoksa Görkem'in iftiralarına hiçbir şey diyememesine mi? Ömer tam Kıvılcım'la mutlu oldum diye sevinirken bu gerçeklerin ortaya çıkması ve Görkem'in iftiraları Ömer'i çok zor durumda bırakacak ve Ömer bir süre ne yapacağını bilemeyecek. Hem ailesi tarafından dışlanacak hem de Kıvılcım tarafından yüzüstü bırakılacak. Ömer'in bu süreçte çok çaresiz kalacağını, gene de sığınacak limanının Kıvılcım olacağını düşünüyorum. Ömer Kıvılcım'a gerçekleri açıklayacak. Ardından Kıvılcım'ın Ömer'e son bir şans vereceğini ve ona inanmak isteyeceğini düşünüyorum. Ömer ve Kıvılcım aşkının yeni sezonda devam edeceğini ve bu ikilinin kolay kolay ayrılmayacaklarını düşünüyorum. Son olarak dizimize veda eden Alev ve Rüzgar'dan bahsetmek istiyorum. İzleyicilerin büyük bir bölümü Alev ve Rüzgar'ın dizimizden ayrılmamasını istiyor. Ancak bu ikili dizimizden ayrıldı. Özellikle de ben Rüzgar'ın temelli olarak ayrıldığını, ancak burada Alev'e bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. Alev, dizimizin hikayesine göre ilerleyen bölümlerde tekrar dizimize dahil olabilir ve hikayenin seyrini değiştirebilir. Bu konu hakkında sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.